Furkan merhaba öncelikle. Bu maç belki de olası bir playoff yarı finali, belki de doğu finali eşleşmesiydi. Ne söylemek istersin? Dediğiniz gibi maç bence playoff havasındaydı. Sert bir maçtı. Toronto bizim çok önemli bir rakibimiz çünkü bence şu anda ligdeki en iyi basketbol oynayan takımlardan biri, belki de en iyisi. Hem hücum hem savunma anlamında. O yüzden bizim için nerede olduğumuzu görmek açısından güzel bir maçtı. Son periyodun başında fark açıldı. Oraya kadar ne iyiydi sizin adınıza ve orada ne oldu? Maçlarda çok fazla kırılma anı oluyor. Sadece bir iki pozisyon söyleyemem çünkü burada çok fazla hücum savunma oynandığı için oyunun ritmi bir anda değişiyor. Aslında 8-10 sayı, 12 sayı, 14 sayı gibi farklar aslında çok da büyük farklar değil. Sadece biraz daha top kayıplarını azaltabilseydik maç boyunca, genel anlamda söylüyorum. Bence maçın sonunda biraz daha kafa kafaya oynayabilirdik. Bu senin kişisel olarak ikinci sezonun. Ligin başında yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bireysel olarak bu sezon hakkındaki deneyimin ne bu ana kadar? Benim için çok iyi bir sezon başlangıcı değildi. Beklediğim gibi sezon başlangıcı olmadı. Şu anda rotasyondayım, süre buluyorum. Tabii ki her maç aynı olmuyor. Hani performansı gösteremiyorsunuz. Sadece biraz daha burada istikrarlı olup daha fazla söz sahibi olmam gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki rotasyonda olmak güzel. Her zaman söylediğim gibi sahada olmak çok güzel. Böyle oynamaya devam etmek istiyorum. Peki Butler takısından sonra teknik anlamda rolünde oynama oldu mu? Koçla aranda bir herhangi bir iletişim oldu mu? Kesinlikle olduğunu söyleyebilirim çünkü o dönemde bir Memphis maçıyla bir Miami maçı oynadık. Oradaki maçlarda yönelikten sonra kendime Butler geldikten sonra rotasyonda şans buldum. Koçla özel birebir oturup işte bu maç oynayacaksın, bundan sonra seni rotasyona koyuyorum diye bir konuşma olmadı ama Miami maçından sonra artık daha fazla kredim olduğunu söyledi. Ondan sonra zaten rotasyonda süre bulma şansı oldu. Peki takımda çok fazla yönlendirici var. Butler'la birlikte bunun sayısı arttı. Sen biraz daha bu rolden, bu rollere göre aslında daha yani top yönlendirici olsan daha mı memnun olurdun, yoksa bitirici skorer senin için daha mı tercih edilen bir? Ya şu anda tabii direksiyonda başka isimler var. Özellikle guard pozisyonunda zaten Ben Simmons ve TJ oyunda olduğu zaman genelde topla onlar oynuyor. Zaten Joel Embiid'e çok fazla top indiriyoruz oyunumuzda. Burada benim görevim biraz daha corner'dan corner'a koşup spacing'i yaratıp işte şut şansı bunda şut atmak veya daha iyi pozisyonda bir arkadaş bunda onu bulmak. Yani tabii ki bunlar zamanla olacak şeyler. Şu anda takımdaki rolüm, pozisyonum neyse onun hakkını vermeye çalışıyorum. Benden istenileni vermeye çalışıyorum ki daha fazla onların gözünde katkı sağlayan bir oyuncu olabilirim. Geçen sene yine burada bir röportaj yapmıştık seninle ve şey demiştin, bazen idmanlar maçtan çok daha fazla yorucu oluyor. Bu hala geçerli mi ikinci sezonda? Onu şunun için söylemiştim. Oynamadığınız dönemlerde tabii ki daha fazla antrenman yapıyorsunuz. Zaten çok fazla takım halinde antrenman yapmanız için sürekli 1-0 birebir antrenmanlar yapıyorsunuz. Geçen sene zaten çok fazla çalıştım, hem sakatlığımdan dolayı hem de yeterince süre bulamıyordum. Tabii ki bu sene antrenman temposu geçen seneye göre biraz daha az benim için. Çünkü rotasyondayım şu an, her gün oynamayacak gibi antrenman yapamıyorum. Tabii ki çalışmaya devam ediyorum, bunu da söylemeden geçemeyeceğim ama rotasyon olmanın verdiği bir avantaj, daha az antrenman yapmam. Dezavantaj da diyebiliriz. Peki kısa süre önce canlı yayına da bağlandım milli takımla ilgili. Neler söylemek istersin Trend Basket'e? Milli takımla ilgili mi? Trend basketle mi? Milli takımla ilgili. Yani genel olarak kendi rolün ve gelecek için. Ya, tabii ki bunu her zaman söylüyorum. Artık devir, jenerasyon değişti. Artık bizim zamanımız milli takım olarak. Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledik. O bileti aldık. Çok heyecanlıyım. Benim ilk dünya şampiyonası tecrübem olacak. Orada gerçekten takım olarak bence çok güzel işler yapacağız. Neler yapabileceğimizi zaten hem yazın biz de orada olduğumuzu gösterdik, hem de takım ortaya koyduğu performansla gösterdi bizim orada olmasak da. Çok genç bir jenerasyon, herkes söylediği gibi. Herkes çok heyecanlı. Biz de oyuncular olarak çok heyecanlıyız böyle bir takımda yer aldığımız için. Ben milli takım adına çok ümitliyim. Çok güzel işlere imza atacağız. Buradan bütün Trend Basket takipçilerine selamlar. Değerli zamanından bize ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. NBA'de bol şans.